Yoshi. Yoshi is hungry. Yoshi açtır. Yoshi wants Easter to eat. Yemek yemek ister. Yoshi walks, yürür to the store. Mağazaya, dükkana gider. Yoshi walks to the grocery store. Yani bakkal dükkanına gider. Ya da markete. Bu kastettiği yani gıdayı satan, gıda dükkanına gider. Yürür. Yürür diyor. Yürür biz gider diye tercüme edebiliriz ama. Go as gibi. Yoshi walks, yürür to the grocery store because o bakkala gider. Çünkü şu because çok çok önemli. Çünkü he wants, o ister something to eat. Bir şeyler yemek ister. Yoshi arrives. Varır, ulaşır at the grocery store. İşte yiyecek dükkanına gider. Ulaşır aslında. It is late. It burada zamandır. Zaman geçtir. Vakit geçtir. It yeriniz. Yani zaman yerine it'i kullanmış. The sky is dark. Gökyüzü karanlıktır. Yoshi buys, satın alır. An orange. Bir portakal. An apple. Bir elma. A banana. Bir bananas. And a mango. Bir muz ve bir mango alır. The orange, portakal, costs. Mal olur. Fiyatındadır da diyebilirsiniz. Mal olur. Şimdi hamsine diyecektim. 50 cents. 50 sente mal olur. The apple costs, yani elma mal olur. 60 cents, 50 sente. The banana costs 10 cents. İşte muz mal olur. 10 sente. The mango costs 90 cents. Ve mango mal olur. 90 sente. Bu costlar önemli diye mal olur. Ve geniş zamanda kullanmış. Çünkü üçünteki şahıs geniş zamanda s alır. Tom'a bakalım. Tom is going. Is ve going. Size neyi hatırlattı arkadaşlar? Şimdiki zaman. Bravo. Your. Tom gidiyor. On a trip. Bir gezide. To the mountains. Dağlara bir geziyle gidiyor. Yani herhalde bu ne diyorlar onlara? Bir tur. Bir turla dağlara gidiyor. Ama trip gezi. Gezinti, gezi. Tur diyebilirsiniz. Bir turla gidiyor. Tom needs. Gereksinim duyar. İhtiyaç duyar. Ya da to ile beraber gelince need to. Melidir, malıdır. Take. Tom almalıdır. His bag. Tom almalı. Çantasını, kendi çantasını almalı. The bag is brown. Söz konusu, adı geçen, bahsi geçen Tom'un çantası, yani the bag, çanta is brown. Kahverengidir. The bag, çanta is small. Küçüktür. The bag, çanta is small and brown. Küçüktür ve kahverengidir. Tom opens, açar the bag, çantayı. Tom wants, ister to put, koymak, things, şeyler in the bag. Çantanın içerisine bir şeyler koymak ister. Tom wants, Tom ister to backpack his bag. Pack ne olabilir? Toparlamak. Paketlemekten geliyor ama amacı yani kendi çantasını hazırlamak diye tercüme edebiliriz ha. Hazırlamak ister. Paketlemek, eşyaları oraya dizmek, hazırlamak diyebiliriz burada. Ama ilk anlamı paketlemektir. Paket haline getirmek. Tom puts, Tom koyar a toothbrush. Bir diş fırçasını, brush fırçadır. Bir diş fırçasını koyar in the bag çantanın içerisine. Tom puts, koyar a map. Bir harita in the bag çantanın içerisine. Tom puts, koyar boots, botlar in the bag. Bot, bu ayakkabı yani. Çantanın içerisine botları koyar. Tom puts, koyar a camera in the bag. Çantanın içerisine bir kamera koyar, yerleştirir. Put. Tom puts a book in the bag. Çantaya bir kitap koyar. Tom closes. Kapatır the bag. Çantayı kapatır. But, fakat. Bu da çok çok önemli. Ama, fakat lakin. Bunlar kardeşlerini yazacağız. İleride, biraz daha ileride. Birkaç hafta sonra. But, fakat the bag, çanta cannot close. Kapanamaz. Kapanabilemez. Cannot. Can ebilmek. Cannot ebilmemek. Tom takes. Alır the boots, botları out of the bag. Çantanın dışına alır. O zaman çıkarmak diyelim. Takes out'la beraber olunca take out, çıkarmak diyeceğiz buna. Çantanın dışına botları çıkarır. Çantadan çıkarır diyelim. He puts, o koyar them, onları on his feet, ayağına koyar. Ayağına geçirir diyelim. Yorum yapalım. Biraz tercüme hermetizmdir arkadaşlar. Yani biraz Hermes gibi yorum yapmanız lazım. Yoksa böyle kelime matı gidenler, yorum yapmasını bilmeyenler çabuk öğrenemiyorlar. Biraz serbest yorum yapabilmemiz lazım. Snap snap. Yani bu herhalde ayakkabını çıkardığı sestir. Snap snap diye. Now, şu anda ya da artık the bag çanta can close. Kapanabilir. Ben artık daha güzel görüyorum. Şu anda da diyebiliriz. Şu anda çanta kapanabilir. Artık çanta kapanabilir. Şu can'i gördünüz mü? Bununla ilgili tam bir konu işliyoruz. Yani bu Ken'i işlemek için. Ken ve kardeşleri. Tom is ready to go. Tom hazırdır gitmeye. Gitmek için veya. Dieter, bu da isimdir herhalde. Dieter loves. Çok sever. To run. Koşmayı çok sever. Çok nerede var? Ya zaten like var, bir de love var. Like sevmektir, normal sevmek. Ama love olunca çok sevmek. İçinde var yani o. Aşık derecesinde. And he runs. O gider. Demek ki erkek olduğunu anlıyoruz buradan. Bu ismin erkek olduğunu he'den çıkarıyoruz. He runs, o koşar. In the morning, sabahları, sabahta koşar. Biz demiyoruz, sabahları koşar. He runs, o koşar. In the afternoon, öğleden sonra koşar. He runs, o koşar. In the evening,
akşamları koşar. Akşamda koşar demiş. He runs o koşar at night. Geceleri, geceleyin. Dieter loves. Çok sever Turan koşmayı. But fakat bu but çok çok önemli. Mutlaka bir sınav sorusu buradan geliyor. Kardeşleri ileride yazacağım. Ama it hurt. Koşma eylemi için it kullanmış. Koşma eylemi. It. Ama o hurt. Yaralar. Turan. Koşmak. Yaralar. It. Yani o koşmak yaralar. Tekrar koşmak demiş. It'i nereye götürebiliriz? Koşmak onu yaralar deseydi sanki daha güzel olurdu. Mesela onu. Him desek. Aynen. Bakın bir him desek burada daha güzel olur. Fakat ama he hurts o kendisini yaralar. Koşmak onu yaralar. Hurts fakat hurts yani koşmak. Buraya it getirmek zorundasın. Valla him de gelemez. Doğru bir kullanımdır. Fakat o yaralar koşmak onu yaralar deseydi. Şöyle o zaman hurts him dememiz lazım. Yaralar onu koşmak. Neyse. When Dieter runs ne zaman ki vakta ki. Dieter koşar, daha Türkçeleştirelim. Dieter koştuğunda, dığında, çok çok önemli bu da. Dieter koştuğunda, he hurts, o yaralanır. His legs, onun bacakları, leg, lang. Bu kullanılıyor ha. Yani şu anda İranî şivelerde bu kullanılıyor. Onun bacakları yaralanır. His arms, onun kolları. Aynı zamanda ordu demek ha. Ordu bir koldur ya, kuvvettir yani. Kuvveti sembolize ediyor. Onun kolları yaralanır. His back, onun sırtı hurts, yaralanır. His head, onun kafası hurts, yaralanır. When Dieter runs, ne zaman ki, vakta ki, Dieter koşar, koştuğunda, his whole body, whole burada ne demek? Bütün. Bütün. Onun bütün vücudu hurts, yaralanır. Then, daha sonra, Dieter starts, başlar, thinking, düşünmeye. Make, make yapan ing, düşünmeye başlar. He starts, o başlar, dreaming. Dream hem hayal için hem de rüya için kullanıyoruz. Yani rüya görmeye. Hayal kurmaya başlar. He dreams, o rüya görür about his job. Kendi mesleği hakkında, kendi işini düşünür. His dreams, o rüya görür ya da hayal kurar about his home. Evinin hayalini kurar. Ya burada hayal daha iyidir. Rüyadan ziyade hayal. He dreams, o hayal kurar, hayal görür about his family. Kendi ailesini düşünür anlamında, düşünür. Hayal eder. He dreams, o rüya görür, şey, hayal eder about his friends, arkadaşlarını. Bakın hakkında ve ismin iyi hali demiştik buna. İlk anlamı hakkında ama bazen ismin iyi hali, arkadaşlarını düşünür daha güzel. He dreams, o hayal eder about the world, dünyayı. Bakın tekrar about burada hakkında, dünya hakkında, dünyayı, dünyayı daha güzel. O dünyayı, the world ya da the globe. At first, ilkin, running hurts, ilkin koşmak yaralar. Yani başlangıçta koşma eylemi insanı yaralar. No one likes. No one likes. Kimse sevmez. It onu. When it hurts. O yani koşma eylemi yaraladığı, incittiği zaman ya da acıttığı zaman yaralamaktan ziyade koşmak insanı yorar anlamında. Yorar, incitir. Daha güzel aslında. Yani ne zaman ki her ne zaman koşmak eylemi incitirse kimse onu sevmez. When it hurts. Koşma eylemi yerine it kullanmış. Ne zaman ki o incitirse incittiğinde Dieter dreams hayal eder about things şeyleri o şeyler ki bakın that elleti ellezi ya da ke do not hurt yani incitmeyen şeyleri düşünür hayal eder this is why bunun sebebi şudur bu şundan dolayıdır Dieter loves running bu Dieter'in koşmayı çok sevmesinin sebebi budur sevmesinden dolayıdır ya da bu Dieter'in koşmayı çok sevmesinin sebebidir nedenidir running gives koşmak verir him ona the best dreams en iyi rüyaları ona verir. Sometimes bazen Dieter forgets. Bazen unutur. Unutmak. Neyi unutur? That unutur ki he is running. Ki o koşuyor. Koştuğunu. Bakın dığını unutur. Bu that burada dığını yaptık. Sometimes bazen kimi zaman he runs. O koşar all morning. Bütün sabah. Sabahın bütün vaktinde koşar. Sometimes bazen he runs. O koşar all afternoon. Bütün öğle sonrası koşar. Sometimes kimi zaman bazen o koşar bütün gece. All, whole, entire. Evet. Dieter runs and dreams. Dieter koşar ve hayal kurar. Hayal eder. Ya da düşünür de diyebilirsiniz. Serbest tercümede. Düşünmek de hayal etmek de takriben. Dr. James. Dr. James'i görelim şimdi. Bunu aşağı indirelim. Zaten kolay metinlerdir. Çocuk oyuncağı gibi. It is a frigid January day in York, Pennsylvania. Bu vakit ya da zamandırdır bir dondurucu. Ocak günü New York, Pennsylvania'nın York şehrinde dondurucu bir ocak günüdür. Vakit, zaman, vakit yerine it kullanmış. Zaman, Pennsylvania'nın York şehrinde dondurucu bir ocak günüdür. The temperature, önemli, sıcaklık, is below, altındadır. Neyin altında? Freezing, dondurmak, dondurmanın altındadır. Yani sıfırın altındadır. Snow, car, is starting, başlıyor. Is artı ing bize neyi hatırlattı? Hangi zaman algısı? Şimdiki. Yor. Kar başlıyor. To fell. Fell düşme. Düşme ama biz yağmaya diyeceğiz. Kar yağmaya başlıyor. Dr. James
Doktor James, tours on, tours on ve off var. Açmak, kapatmak. Bu açar, çevirmek, çevirir. On the television, televizyonu açar. To check, check etmek için, kontrol etmek için. The weather, weather hava. Hani hava durumuna bakmak, havayı kontrol etmek, check etmek için televizyonu açar. He must, must arkadaşlar, kaymak must falan değil ha bu. Bu melimalıdır, çok önemli. Evet, he must leave, o ayrılmalı, terk etmeli. For his work, kendi işi için ayrılmalı. At the hospital soon, yani kısa süre, bu soon kısa süre içerisinde. Kısa süre içerisinde hasta hanedeki işi için ayrılmalıdır. Yani evden dememiş artık. Ama biz evden ayrılmalı diye anlıyoruz. Today, bugün, is going to be very cold. Bakın buradaki going to yani will anlamında. Ecek acaktır. Bugün olacak çok soğuk. Bugün çok soğuk olacak. Ecek acak. Bütün zamanları aslında takriben gördünüz ha. Basit zamanları. Says, söyler, the TV weatherman ve televizyondaki hava spikeri, hava durum spikeri şeklinde söyler. Yani bugün çok soğuk olacak şeklinde söyler. Be sure, emin olun, wearing, giymekten. Very warm clothes, çok sıcak elbiseler giymekten, yani giydiğinizden emin olun. Ne zaman? Vaktaki, when, vaktaki you go outside. Siz gidersiniz dışarı. O zaman düzeltelim. Azerice'den Türkçe'ye dönelim. Siz dışarı çıktığınızda, gittiğinizde, çok sıcak elbiseler giydiğinizden be sure, emin olun. Be sure, emin olun. Also, ayrıca, aynı zamanda Arapçada kema, Farsça hemçinin. Hemçinin aynı şekilde be careful, ol dikkatli, dikkatli olun. Driving on the roads, yollarda araba sürme, sürmek. Sürmede dikkatli olun. Bu in driving olsaydı sürmede dikkatli olun daha iyi olurdu. Snowfall, kar yağışı, karın düşüşü, yağışı. İlk anlamı düşmektir aslında. Fell. Kar yağışı, will make. Kim tercüme edecek bunu? Bu çok önemli. Yapacak mı hocam? Bravo. Aynen. Yapacaktım. Onları slippery. Onları yollara, yollara. En yakın çoğul. Yolları slippery. Kaygan demek. Zaten hiç bilmeseniz bile bunu tahmin edersiniz. Kar yağışı yapacak onları yolları ne yapacak kar? Atı kişinetin, aslanı kükretin. Kaygan yapacak. In fact aslında esasen if, eğer, çok önemli bu da if, eğer you can stay, siz kalabilirseniz home, evde, today, bugün, do it. Yapın onu. Eğer bugün evde kalabilirseniz onu yapın. Yani evde kalın. Dr. James cannot stay home. Dr. James kalamadı. Kalabilmez. Kalamaz evde. Very sick people. Çok hasta insan are waiting. Bekliyorlar. Your yapısı nereden çıkardım? Your are ing. Bekliyorlar to see him. Görmek için onu. Bu to için anlamında. Görmek için onu. At the hospital. Hastahanede onu görmek için bekliyorlar. Çok hasta insan. He goes to his closet. O gider kendi klozetine. Burada elbise dolabı. Çünkü devamında zaten diyor ki o take out ne demekti beraber? Dışarı çıkarmak. Almak. Çıkarmak. O çıkarır. The warmth. En, burada en yapısı var. As. En sıcak. En sıcak yani most. Most demek. Aslında most ve as aynıdır. En demek. Yani biri tabii tekli heceli, bir hecelilere geliyor. Most ama şey as. Ama iki ve daha fazla heceden oluşuyorsa o zaman da most geliyor. Bunu daha sonra göreceğiz zaten. O çıkarır. En sıcak close elbiseleri. Which that o elbiseler ki he has. O sahiptir. Şimdi toparlayalım. Onun sahip olduğu en sıcak elbiseleri çıkarır. O sahip olduğu en sıcak elbiseleri çıkarır. He puts on a sweater. Put on giymek demek. Üzerine almak. Üzerine koymak yani giyer. O giyer. A sweater. Bir sweater. Bir kazak. Kolsuz kazak. Bir ceket. Eldivenler. Socks. Çoraplar. Botlar. Ve bir şapka. Külah. Takar. Giyer. He opens. O açar. His front door. Ön kapısını açar. To go to work, işe gitmek için. A gust of cold, gust burada fırtına demek. Cold, yani cold air, soğuk havanın bir fırtınası, dalgası diyebiliriz. Blows, eser. Inside, içeriye eser. Wow, maşallah. Tabii biz böyle bunu ami olarak yani böyle halk dilinde tercüme edersek wow, wow da diyoruz aslında. Wow, zaten biz de wow diyoruz. Wow, it is very cold outside. Hava çok soğuktur dışarıda. Dr. James, Dr. James says şeklinde söyler. Bu ona ait bir söz olunca işte Dr. James, wow, hava çok soğuktur dışarıda şeklinde söyler. He is from Miami. O Miami'lidir. Mesela he is from Turkey. O Türkiye'lidir. Ama den'dandır abi. Türkiye'den. O Miami'lidir. And is not used to the cold. Used to burada alışkın olmak. Erdi ardı. Alışkın olmak. Ve o alışkın değildi soğuğa. Soğuğa alışkın değildi. Bu çok çok önemli bir yapı. Yedisi de çıkıyor. Used to alışkın olmak. Yüklemin başına bir fiilin başına gelirse de erdi ardı diye tercüme. The weatherman, hava durum spikeri was right. Doğruydu. Haklıydı. Doğru haklı anlamı var bunun. Right. Haklı idi. Was is'in arkadaşlar geçmiş halidir. Is ne demekti?
dırdır. Vazne demek idi oluyor. Farsça'da mesela işte bu es oluyor, bu da bud oluyor. Arapça'da kane ye tekabül ediyor vaz. Arapça'da kane oluyor. Okay. Before he can drive to work. Den önce bakın. Before den önce. After den sonra. O işe araba sürebilmeden önce Dr. James, Dr. James must clear, temizlemelidir. Bakın must, melimalı. The snow. Office car. Arabasından karı temizlemelidir. Of ayrılık bildiriyor. Arapçadaki en gibi ya. Orada ayrılık. Ondan uzaklaşma fasılayı bildiriyor. Kendi arabasından karı temizlemelidir. Tabii ki buradaki can de çok önemli. Can, bilmek. He does. O yapar these bunu very fast. Çok hızlı bunu yapar. He hops. O umar in the car. Hop hoplamak burada ummak değildir aslında. O atlar, zıplar. Climb. Climbs gibi ya. O hoplar. Arabanın içine hoplar. Kendi arabaya atar. He shivers. O titrer. Bunu shiv ile kodlayabilirsiniz. Bu Shiva Hindu kültürde de var. Shivers. O titrer. His neck. Onun boğazı feels hisseder. Especially cold. Özellikle çok önemli bu da. Especially. Özellikle boğazı soğuğu hisseder. Dr. J. James drive sürer. Slowly, yavaş bir şekilde. Şu L ve Y ile biten bütün kelimeler İngilizce zarftır. Yavaş bir şekilde, yavaşça işe gider. Yani arabayla gider. Araba kullanır işe. Everyone, herkes, else, başka herkes is driving. Sürüyor. Bakın, emizar artı ing. Sürüyor. Slowly. To. Bu to'ya nasıl bir tercüme vereceğiz? Deda. O da. Bravo, bravo. Başka herkes de yavaşça, başka diğer herkes de, onlar da arabayı yavaşça sürüyor. Hocam çoğuldan bahsettiği için ar alması gerekmiyor muydu? Şimdi herkes yapıyorsa tek tek her bir insan demek istiyor ha. O yüzden tekil getirmiş. Her bir kişi anlamında öyleyse. Evet. Rica ederim. There is ne demek? Çok çok önemli. Bilen var mı there is? Var. Var. Vardır. Bu çok önemli bir isim cümlesinin yapısı. Peki şöyle bir şey ne olur? Mantık yürütün. Vardı. Var idi, vardır. Vay. Çok güzel. There is vardır, there was, var idi. Vardır, a lot of. Dün geçmişti. Lot, yığın diye. Çok, çokluk ifadesi. Of traffic, on the road. Yolda trafiğin bir yığını, bir izdihamı. Çok fazla trafik vardır. There are, there is, vardır. Peki there are ne demek? Var ama birçok şey. Vardırlar. Hocam çoğullar için there are, tekiller için there is. Yani vardır, vardırlar, vardırlar. Cars, arabalar vardırlar. Tabii vardırlar demiyoruz Türkçe'de de ben literal gidiyorum şimdilik. In front of and behind him. Bakın front of'nın önünde. Yani onun arkası, behind arka demek. Onun arkasında ve onun önünde arabalar vardırlar. Suddenly, nagahan, yani ansızın, fujeten, Arapçası, Farsçası, ansızın, the cars, arabalar, in front of Dr. James, Dr. James'in önündeki arabalar, come to a stop, durma noktasına geldi, gelir, come demiş. Ama geldidir ha. Geldi mi, gelir mi sizce? Geniş zamanla gitmişti ama. Geldi hocam bence. Evet, geniş zamanla ama getirmiş biliyor musunuz? Mesela bu eğer şöyle olsa, mesela eğer came olsa şöyle, come came, yani bu geniş zamandır, durma noktasına gelir. There has been, var olmuştur. Bakın mıştır yapan has been'dir. Var olmuştur, bu zamanı henüz görmedik. An accident, bir kaza var olmuştur. Yani bir kaza meydana gelmiştir. Dr. James, hurries, acele eder, from his car, arabasından hızla çıkar diyeceğiz. To check, kontrol etmek için. On the driver, şoförün üzerini, of the car, arabanın şoförü üzerinde. Bir kontrol. Kontrol ve check ikisi de 10 alırlar. Bir şeyi kontrol etmek. Üzerini kontrol etmek. O araba ki has swerved off the road. O zaman yoldan kaymış, yoldan çıkmış olan arabanın şoförünün üzerini kontrol etmek için kendi arabasından hızla çıkar. Aceleyle çıkar. Is everyone okay? Herkes iyi midir? Başta is olunca soru edatını ekliyoruz. Herkes okey midir, iyi midir şeklinde Dr. James sorar. Yeah, we are fine. Evet, biz iyiyiz. We slipped. Biz kaydık. On a patch of ice. Yani buzun bir parçası üzerinde biz kaydık. Buradaki ed ne demek? Ed. Geçmiş zaman. The. Cihaliz. Evet. The driver says şeklinde şoför söyler. Söyler geniş zaman. This, bu. Would have been, olacaktı diyeceğiz. A good day, iyi bir gün olmuş olacaktı to stay home,
in bed. Bu iyi bir gün olacaktı. Kalmak, home, evde, yatakta. Evde, yatakta, evde kalmak. Kalmak için yapalım. Bu iyi bir gün olacaktı. Would burada ejecti, acaktı. Ama have been mış olacaktı. Yani unreal bir durumdur ya. Evde değil. Eğer evde kalsaydı, unreal, gerçek dışılığı görüyor musunuz? Eğer evde kalsaydı bu çok iyi bir gün olmuş olacaktı. Mış olacaktı. Tabii bu zamanları görmediğimiz için sadece bu would'u tespit etmemiz yeterli. Unreal oldu. Eğer kalsaydı, Linda wants, ister to buy a new car. Linda ister satın almak, mekmak yapan to, a new car, bir yeni araba satın almak ister. She has, o sahiptir. Peki sahipti deyin, geçmiş zamanı ne olur? Had. Had, bravo. Peki, şimdi bu she değil de they olsaydı, mesela they, onlar. Ben has getirebilirim. Have. O zaman ben have getirecektim. They have. Peki had'in çoğula ve üçüncü tekile dönük bir kalıbı var mı had'in? Yok hocam. Yok, had'in yok. Olacaktı yine. Çok güzel. O zaman anlaşılmış mesele. O sahiptir an old car. Bir eski arabaya sahiptir. Ya da eski bir arabası vardır. Her old car, onun eski arabası is'dir, dir. Nedir? A white Honda. Bir beyaz Honda'dır. Linda wants. Linda ister to buy. Satın almak. A new Honda. Bir yeni Honda satın almak ister. She wants, o ister to buy, satın almak. A new red Honda. Bir yeni kırmızı Honda satın almak ister. She has saved. Peki, o ister satın almak. A new red Honda. Bir kırmızı, yeni kırmızı Honda satın almak ister. She has saved. Save, biriktirmek demek. Kurtarmak. Paradan kurtardığımız, biriktirdiğimizdir ha. Save'in ilk anlamı kurtarmaktır. Hangi parayı kurtarmış oluyoruz? Harcamadığımızı. Yani biriktirdiğimizi. O kurtarmıştır ama demiyoruz. O biriktirmiştir. $1,000. Önce biri okudum. Sonra thousand, bin. Bir bin yani. Bin, sonra dollar'ı okuyorum. Dollars. O $1,000 biriktirmiştir. Bakın mıştır dedim ha. Mıştır. Present perfect. Bunları ileride gördükten sonra artık yazacağız. She will use. Kim tercüme edecek? Will. Kullanacak. Çok güzel. Yapacak. O kullanacak. $1,000, $1,000 to help, yardım etmek için. Buy, satın almaya yardım etmek değil, satın alabilmek için diye tercüme edeceğiz. The new car, yeni arabayının satışına yardım edecek $1,000 kullanacak. She will give, o verecek. Tekrar will give, verecek. Ecek acağı gördünüz mü? O verecek $1,000, $1,000. To the Honda dealer. Dealer satıcı demek ha. Yani Honda satıcısına ya da ajenta da diyebiliriz. Ajentasına $1,000 verecek. The Honda dealer, Honda ajentası ya da satıcısı will give. Verecek, tekrar ecek acak. Verecek her ona a contract to sign. Sign imzalamak, işaret etmek. İşaret. E zaten biz imzayla bir işaretimizi bırakıyoruz. Yani imzalaması için ona bir sözleşme, kontrakt ona verecek. The contract, sözleşme, will require, gerektirecek. Sözleşme öngörecek, gerektirecek. Neyi? Her, ona. To pay, ödemesini. $400 a month. Ayda $400 ödemeyi ona gerekli kılacak, öngörecek. For 7 years, 7 yıl boyunca. Buradaki for'u boyunca diye alalım. 7 yıl için. 7 yıl boyunca. İlk anlamı içindir zaten. Her new red Honda. Onun yeni kırmızı Honda'sı will cost. Ne demek? Will cost. Tutacak, edecek. Mal olacak. Bravo. Mal olacak. Linda'ya a lot of money. Birçok paraya mal olacak. Çok paraya mal olacak. But çok önemli. However gibi değil mi? However, ama, fakat, lakin. Evet, ama, that is okay. Bu tamamdır. Yani sorun yoktur demek. Çünkü because, bu da çok önemli. Niye? Bu tamamdır, problem yoktur. Çünkü Linda makes, yapar a lot of money. Birçok para yapar. Doğru mu söyledim? Kazanır. Kazanır. Ya da make, parasının anlamında. Yo, make money, para yapmak. İngilizler para yaparlar. Biz para kazanırız. Biz para yapmayız. Yani kullanımı öyledir ha. Senin aylık ne kadar para yapıyorsun? Biz demiyoruz. Aylık ne kadar para kazanıyorsun? Make money. Para kazanmak. Çünkü bakın Linda çok fazla para kazandığından dolayı bu problem değildir. Bu okeydir. Bu tamamdır. Yani neredeyse mesela will, ecek acak, add, the, am, is, are, ing, your, was, ing, yordu. Yani neredeyse bütün zamanları bu ilk hafta derslerinde mesela vardır, vardırlar. Ne bileyim. Hatta must, meli malı, can, bilmek. Yani hatta would yapısı, ecekti, acaktı. Yani çok basit metinler ama insan bütün dilin o eklem yerlerini öğreniyor. Mesela when, dığında. Mesela bunlar önemli. If, eğer. Mesela bu da çok önemli. Yani bunları bilmiyorsanız, not alırsanız arkadaşlar, sonradan çok rahat edersiniz. Hele bilmediğiniz kelimeleri mutlaka çıkarın arkadaşlar. Bu kelimeler ilk günden eğer not alırsanız, koskoca bir makalede 3-5-10 kelimeye bakarsınız. Yani daha fazla değil.